Far Cry 4 serimize tekrar hoş geldiniz gençler. Üçüncü bölüme geldik. Ne yaptık en son? Bir kule açtık. Bir basit bir görev bir yaptık. Kurt da kuşa yem oluyorduk. Onlardan kurtulduk. Hoplama zıplama mekaniklerinde bazı yenilikler vardı. Onları beraber keşfettik. Biraz zor da olsa. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım önümüzdeki görevler neler neler. Şimdi şu haritada bir N var, A var. Bunlar muhtemelen bize görev veren abilerin şeysi. Haritamıza yine bir bakalım. Buradayız. Radyo kulesini açmışız. Waypoint. Hedefimiz bu Prabhakar'ın çiftliği de bakalım neleri var. Bakalım. Yine sağda solda bile çatışıyor seslerden anladığımız kadarıyla. Bu ben sıkı şikayet ediyorum. Gerçi oyunun ilk buglu versiyonundan itibaren de bu özellikle şu an çok problem yok. Mouse'la hedef alırken falan bir sıkıntı var diye şikayet ediyordum. Hani bir türlü ayarlayamadım falan diye. Yurt dışı forumlarda falan da okudum. Ondan şikayetçi olan pek çok insan daha var. Şu oyundaki hassas nişan alma muhabbeti biraz can sıkıyor. Hassas alamıyorsunuz daha doğrusu. O hacı abi kimmiş? Acayip. Şimdi babamızsa hiç şaşma. Şincük. Geldik, hedefteyiz. Ne? Waypoint. Ah! Oğlum var ya. Ya bu kartal martal da bayağı cesurlar yani bu oyunda. Yani kuşlar bizden paso kaçardı benim önceki oyunda. Durduk yere tepemizde bir kartal. Artık 3 boyut düşünmek gerekiyor. Sağa sola bakmak yetmiyor. Aslan mı geliyor, kaplan mı diye. Bir de yukarı bakacağız. Kuş geliyor diye. Ah, sırt çantamıza dolmuş. Hem bizim şu gizli abiler vardı. Şu poster muhabbette şey galiba. Önceki oyunda biblo toplama falan, mektup okuma. Gerçi mektup okuma bunda da var galiba da. 150 taneden 2 taneyi sökmüşüz. Yani özellikle uğraşılacak iş değil de denk geldiğimiz zaman koparalım. Bize bir külfeti yok. Bu hedefi biz mi işaretlemiştik bir şekilde geldik oraya saçma sapan. Burada bir şey yapmadık. Neyse. Yine bakalım haritamıza. Tamam, bu benim de. Bak şimdi Waypoint bu oldu. Ne hızlı seyahat yapalım bari. Hiç yapmadık. Bell Tower. Hızlı seyahat yok mu cep? Yoksa bu üstünde sandıklar falan var diye mi yapamıyorum ama. Bell Tower'ı normalde çift tıklayınca kapattılarsa o seyahat işini biraz eziyet olacak. İtle köpekle uğraşamayacağım şimdi. Araç var değil mi? Nerede araç? Ha, burada. O ne be? Totomuz ısırdı bir şey ama. Kurt mu köpek mi? Neyse. Ya da buranın tapirleri vahşi de olabilir. Tapir ısırmışlar. Lan! Ya kill değil bu, kaza bu. Accident. Masumlar öldü mü diyorum da. Adam benim aklım. 8'de 8 olsun şimdi. Bakalım çıkacağız. Oğlum. Grafiklere alışmaya başladım. Gerçi şu an ben biraz
bölümlerde dediğim o frame atlama muhabbeti var ama oyunu kaydediyorum diye muhtemelen. Çünkü videoda daha düzgün görünüyor. Videoda atlama yok gibi görünüyor hatta. Oy. Yavaş ya, bırak onu gitsin o. Oraya bir kanca atacağız. Şu kanca atma işine bir alışırsak rahat edeceğiz bayağı da. Evet. Çözdük bu işini. Ata ata gideceğiz herhalde. Yavaş bak, ben buna sinir oluyorum işte şu an. Atabilmem lazım. İlla böyle bir santim santimine atış noktasına gelmen gerekiyor. O biraz sinir bozucu. Aynı cesedin başında cesedi soymak için tam böyle santimine denk getirmeniz gerekiyor. O hesap. Şu sandıkları toplayayım da haritadan silinsin arasında diye düşündüm ama sandık içeride mi? Biri burada. Biri de içeride olsa gerek. Şu boyut o neydi? Remove, tamam kaldınız. Cırt. Şu sandık içinde yapmışlarımız var. Mesela bu sandık biraz grimsi görünüyor. Eğer onu hani bulunduğundan daha yüksekte ya da alçaktaysa rengi ona göre değişiyor ise iyi olacak. Çünkü önceki oyunda biraz sinir ediyordum. Yani tam üstünde görünüyorsunuz ama eğer 7 kat aşağıdaymış sandık ya da artık her ne arıyorsanız. Şu an sandık hala gri. Minimap'te. Nedeni aşağıda olması mı, yukarıda olması mı? Ne olmaz? Becerememiştik geçen sefer. Şurada kaymak gerekiyor miydi? Galiba burada instata çıkmıştım. Telsizliği halletmiştim de sandık mandık var mı diye bakmamıştım diye hatırladım. Herhalde o yoktuğunu sandık. Açmışız, açmışız. Hem sandık nerede? Of. O neydi? Ay, ay. Ya, o kadar uğraştık çıkmaya. Sıfıra da basmadım. Eskiden sıfıra basınca falan oluyordu. Altın altına gelince kaymaya başlamış. Ha şu Hacı abiyle ticaret yapalım. My friend, yapalım ticaretimizi. Yeni silahlar açılmış, tamam. Sel, şimdi şu Quicksel şu önceki oyunda da vardı. Bitki böcük dışındaki lüzumsuz şeyleri tek seferde satmak için. Ya şu para birim biraz kafa karıştı işte. Dolar olaydı iyiydi. Annenin notu. Annenin notunu ne yapayım? Satılmaz, günah. Dursun. Önce silah alalım, sonra dolduralım. Armor al. Oo, tek tıkla aldı. Tıklarken demek dikkat etmek gerekiyor. Şırınga. Şu an tek slotumuz boş. O yüzden alabildiğimiz kadar güçlü bir silah alalım. Attachment solda. Attachment var. Boyama boyama bilmem ne lüzumsuz şeyler var. Yine sağ altta grafik olarak isabet, hasar, menzil, atış hızı ve taşınabilirlik görünüyor. Of, GL94 benim silah da. Daha açmadık onu. Kaç paramız var? Nerede? 192 bin. Pere. 192 bin. Pere'ye biz bayağı bir... Oo bak, cüzdanı dolmak üzereymiş. 200 binlik falan mı cüzdanımız? 250'lik galiba. Göstermiyor. Göstermesin. Şu silah sanki iyi gibi.
İsabet ve hasar ve menzil %75 civarında. Bıdı bıdı bunlar da o yerlerde. Pompalı tabi hasar yüksek de menzil düşük. 44.000 sanki bu. Höyt. Geri gel. Compare. Bununla bunu. Compare işinden hiçbir şey anlamadım da. Bir de turuncu hangisinin fazla olduğunu gösteriyor. Tamam. Stop compare. Bu ne demiştik? %75-80 civarı. Bu daha düşük tabi. Tamam. Yani bu ne yüksek? Ha, fire rate yüksek. Bir de mermi aramakla uğraşmayalım. Alıyorum bunu. Hiçbir attachment'ı yok. Neyse. Satın alındı böyle pembe pembe dumanlar çıktı. Bunun yerini alalım. Yes. Evet. Şimdi refill yapalım. Molotov. Oo, alırım bir tane sniper'mış Emide. Türbünlü mürbün. Bağım eylettim. Good to see you. Good to see you too. Beni görmek hep güzel olmuştur zaten. Kaynas F3. Tamam, buraya gidelim, hadi bakayım. Ya şu müsaadenizle nerede o kontrol, şu menü tuşunu M'de bırakıyorum, ulaşmak zor oluyor. M nerede? M. Heh. Map'i ben home tuşuna ayarlarım genelde. Bu neydi, yok oldu bir şey orada. Olsun bakalım. Düzelttim mi? Ben bunu çünkü düzelttim diye hatırlıyorum. Bu tuş boş, bunu da M yapayım. Neyse artık. Adı yazmıyor. İlginç. Haydi. Bir sürü saçma sapan boş tuş var ama. Bakalım. Evet. O boş tuşlar acaba ileride yetenek falan açılınca mı bazı ayarlar verecek bana diyeceğim ama niye boş tuş? Hiç göstermesi. Evet. Şu müzikleri de önceki yerinde tuşu vardı, stop müzik. Yaşamda da vardı ayarlardan falan ama. Bak, şunu aşağı uçsam ölür müyüz? Hoppa! Öç! Kısa yoldan. Tamam tamam, atla atla atla. Hadi waypoint'e geliyorum abi, ne var burada? Ölmeden düşersem iyi. Ki buradan pek mümkün görünmüyor. Galiba şurada. Üt! Düşme. Düşme. Tamam. Ne bu şimdi, görev mi şimdi? Bu ne bu? Orada E var. A var. Bu A harfi bize görev verecek bir arkadaşın baş harfi olsa gerek. Güzel ya ortamlar filan bir şekilde yani. Purba aldık artık, neyse o. Her yerde de kağıtlar, mağıtlar, notlar. Boş bir zamanımızda ya da hatta oyuna ya da canım sıkınca baştan başlarım aslında. Orada detaylı okur. Şimdilik burada bir şey yok. Mecbur o A harfine gideceğiz galiba. Bize böyle haritada saçma sapan waypointler falan gösteriyor bak. Yine burada gösteriyor. E tamam. Nerede o? Bayağı sevil sandık var ha. 13 metre, 12 metre. Nasıl gidecek oraya? Böyle bir gizli geçit, kapı mapı falan. Hı? Yok. Ne
Neyse çözeriz, elbet çözeriz. Bugün değilse başka gün. Şu A'ya gideceğiz. Oy oy. Bu ada ortamına göre biraz daha dağlı taşlık, uçurumlu falan bir yer. Böyle atlayayım arabaya gideyim. Pek olmuyor galiba. Şu oraya da mı hızlı seyahat yapamıyoruz ki? Hı. Heh, fast travel. Nasıl çıktı ben de anlamadım ama tek tıklamayla çıktı galiba. Bayağı yazmış abiler. Sabah oldu. Yani bu otomatlar varmış. Yolda gezen seyyar dayıların dışında. Notlarda işte mektup toplama hadisesi. Ne yapıyor? Uyuyor muyuz? Alarm mı kırıyoruz? Aa iyiymiş. İlginç. Sabah 6. Sabah 6 mı şimdi peki bu? Evet, en alttaki gösterge onu bu. Sabah 6'ya. Accept. Uyuduk şimdi sabah 6'da uyandık. Vay 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 vay, animasyona gel. Asker saati çaldı. Hey yani küçük detay. Olmasa hayatımızı karartacak bir detay değil ama küçük küçük hoşluklar iyidir. Şu A harfine gidecektik. Sabal mı görüşeceğiz? Sabal'ın şeyi A, S harfiydi galiba. Sabal görevleri çatıyor. He, A neydi bu hatunun adı? Bize trip atan. Sana kendini korumayı öğreteceğim diyor. Buradakine. Ha, turist gelmiş. Ben Amita. Amita'ymış. Amita'nın ağasıymış o ağa. Sen çalışmaya devam et dedi. Benle uğraşacak şimdi. Sana diyor aşırı tepki gösterdim orada diyor. Malum savaştayız. Habire asker kaybediyoruz falan. Sinirlerim bozuldu. Burada benim yapabileceğim bir şey var mı dedik. Tabii ki var dedi. Buradan biraz uzakta bir çiftlik var. Kenan diye bir adam varmış. Yardım ihtiyacı olabilirmiş. Vahşi hayvanlarla başı dertliymiş. Bunu kullan deyip bize çok özlediğimiz okumuzu yayımızı verdi. İşte bunlar hep yetenek. Olsun. Şu yanıp sönen Kenan mı Nenan mı ne bir şey vardı. Onu bir göreceğiz. 350 metre. Şu glider'a binelim artık. Onu gerçi dinamiği iyiydi. Onda bir şey değiştiğini sanmıyorum. Gerek yok çünkü değişmesi gayet başarılıydı ama dur bakalım değişmiş mi? İyi. Biniş biniş aynı. Kontroller aynı. Aynı. Fazla değişen bir şey yok. Atlamak şimdi. Ki atlamaya fırsat kalmadan ağaca çakıldık zaten. Bu bir saniye şimdi. Biz tüfengimizi bıraktık da mı bu kıytırık oku aldık acaba? Vallahi öyle görünüyor. Vallahi dünyanın parasını verdim alırım onu. Tüfengi. Bu işte demin dedim ki buranın fazla dağlık olması da değil öyle hoplaya zıplaya ulaşamıyoruz bu yere. Ama onu da şu halat atma özelliğiyle daha çekilebilir yapmışlar. Başka türlü zor bu kadar dağlık yerde. Koş 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 koş. Nereye kadar? Bir görev sahası yine haritada sarı bölgeyle belirtilmiş. Görev alanına girdik. Kenan'la buluşacağız. Kenan. Sen misin Kenan? Kenan teyze.
Hiç başım belada gibi durmuyor aşağıya ben benziyor ama içiyor. Amita beni gönderdi. Başın dertteymiş. Bu aşağı hayvanlarla falan filan. Ne ayaktayız? Oo, yarasın. Götür. Hey Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. Amita'yı aradık telefonda. Burada ne yapacağız? Hiç fikrim yok. Karı konuşmuyor dedik. Hayvanların birçoğunu, vahşi hayvanların birçoğunu bu kadın öldürmüş zaten. Ama bu sefer hayvanlar daha da sinirlenip daha çok saldırmaya başlamışlar. Çiftliğe. Ne bereketli şeymiş o teyze be. Dike dike bitiremedi. Hayvanları öldür, derilerini yüz. Senin de işine yarar falan diye gaz verdi. Amita. Amita. Hangi hayvan çıkacak onu okumayı kaçırdım gerçi ama sürpriz olsun bakalım ne çıkacak karşımıza. At kafası mı çıkar? Eşek kuyruğu mu çıkar? Anam kurt çıktı yala. Hıs! Hıs! Ben veririm bıçağı. Zibidi. Yalnız o hayvanın tüyler müyler? Şekil ha. Grafikte en çok iyileştirilmiş şey bu kıllı tüylü şeyler işte yaprak olsun kıl tüyü olsun bunları bayağı iyileştirmişler. Aros yaz aldık mı Aros? Nerede görünüyor? Kaç okumuz oldu görünmüyor. Enteresan. Tamam o ilk görevimiz o kurdu öldürmekmiş sanırsam ki. Yine orada da başka bir kurt mu çıkacak? Evet yine bizi noktadan noktaya sürüklüyor. Atla. Hoppa. Timsah var mı acaba Hindistan'da da? Varsa buluşmamız pek uzun sürmeyecek. Uzun birini gördük. Oğlum. Atarım depiye. İyiymiş, bitirmiş. Okları aldık. Aldık yazıyor. Ha, oklar dolu. Peki. Sıradaki hedef. Nerede yukarıda mı? Sıra nokta. Yok, bölge. Anam. İyi. Öy. Sinirimiz az olduğu için ok çekme, yayı germe süresi falan da sinir bozucu derecede ağır şu anda. Geliştireceğiz hepsini, fulleyeceğiz. Ölmezsek. İlla bize bir kuytu köşeye çekeceksin yani Amita. Ne pislik var içeride ki? Aha. Bu sürülüydü. Ya ben sürülüydü dediğim tek okla öldü. Bayağı bir kurt postu derisi artık nedense topladık. Destroy wall stand. Bu aldık hepsini tamam. Wall stand dediği galiba kurtların sürü giderim falan. Ki. Ve tamam sarı bölgedeyiz. Karşımıza çıkanları da öldürdük. Daha ne yapacağız? Biraz daha arayalım. Arayalım. Da arayamıyoruz. Zaten sarı bölgeden çıktık. Bak şimdi. Destroy Wall Stand diyor. Sarı noktayı gösteriyor sol üstte. Tamam. Öldürdük işte onu. Hem şeyden dediği şey. Tamam. İnlerine geleceğiz diyor. O yüzden şöyle yapıyoruz. Herhalde. Mi? Hiç acık olmuyor. Şunu kırmamız falan mı gerekiyor? Ne yapacağım? Bomba mı koyacağım arkadaş bile? Var mı ki bomba? Molotof'um var. Molotof atayım bakayım ne oluyor.
Nasıl atıyorduk onu topu? Oh! Çüş! Yuh! Nasıl ya? O kadar uzaktan. Allah Allah. Hani molotof yüzünden değil de bence tepemize çöktü. Fazla içeride fırlattık diye umuyorum. Çünkü o içerideki cesedin yanında molotof kokteyli şişesi vardı. O olduğuna göre demek ki molotoflu bir iş var. O attığım oktağına zaten denk gelmez o kadar mesela, değil mi? Gel 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 gel. Haydi bakalım. Heh, ne diyordum? İçeride molotof şişesi olduğuna göre mağaranın içinde demek ki o molotof şişesini atıp o kolonu yıkıp yakıp neyse artık yahu mağarayı yok edeceğiz. Kurtarın inlerine gireceğiz. Köklerini kurutacağız. Şimdi hiç içeri girmeden şuradan bir atıyorum bakalım olacak. Galiba oldu. Oldu mu? Bayağı bir ortalık karıştı ama. Checkpoint yazıyor. Return to canon. Ha? Olmuş ya. Kurtini en bildiğim şey. Şurada bir postun almadığımız bir hayvan mı var? Yanıp sönüyor. Alalım. Şu an alalım. Ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Bir kurt geliyor sanki sağdan ama. Ezel. Of. Oy. Yardır 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 yardır. Kenan teyzeye bir gidelim. Kökünü kuruttuk kurtların. Kenan teyze. Kız. Neredesin? Teyze bildiğin alkolik. Kafa gitmiş. Kafa gitmiş. Badra, how are you? Good. I brought you these pelts. I thought maybe you could use them. Hmm. It's a good idea. But you keep them. She has enough for her tanka paintings. Malmış topladım. Al senin olsun diye lazım olur diyor. Kurt derisiydi, kıldı yündü. Kızcağız yok yok sana lazım olur sen al onları. This one is about the demon yellow. This one is about the goddess Kira, and that one is about Badra. The next Badra. Sonraki Natun Matara. Natun Matara is a living goddess, if you believe Sabal. It's no life for a child. Tanrı Matara yaşayan tanrıymış. O teyze değildir inşallah. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. Tamam, mission complete. Para ver. XP ver. Lan para ver. Ajay, when you have time, go see Longinus. He's a friend to the Golden Path and he'll be grateful you helped us. Longinus, you said? Said'in sesi bu. He's a weapon dealer and a priest if you can trace that. Anam, tırpırtör var. Binerim, vallahi binerim. Çok zevk ben bunu. Çok çılgın dostum. Böyle bir harekete tak 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 falan lazım. Nereye gidiyorsun be? Motor çok eğlenceli. En kıytırık arabada bile teyip meyip var yani. Şu an bilinçsizce gidiyorum. Nereye gideceğim ben? Waypoint, Kairos Refuge. Bir sürü waypoint var. Tek bir hedef yok. Buraya bir uğra diyor. Biz yine bir fast travel yapalım şuraya da. Görev varsa orada vardır.
Görev varsa burada vardır da. Yarım saat falan oldu mu arkadaşlar? Olmuştur herhalde. Bir ara verelim, böyle küçük küçük gidelim. Çünkü malum memleketimizin affolduğuyla bayağı zulüm oluyor. Bu videoları çekip özellikle 720p upload etmek 3-4 GB upload demek oluyor yarım saat için. O yüzden burada bir ara verelim. Hatta uykuya dalalım. Şöyle saatlerimizi ayarlayalım. Birkaç gün sonra akşam 10'da bu kanalda buluşalım gençler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.